Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz evime. Arkadaşlar hatırlarsanız kışa girerken kış sebzeleri dikmiştik. Evet, onların son hali böyle. Oldular mı acaba? Bir de yakından bakalım. Evet, brokolilerimiz bazıları çiçek açmış. Bazıları göbeklenmiş. Şimdi olanları koparacağım arkadaşlar birazdan. Burada da marullarım, yeşil soğanlarım var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Çok güzel, güneşi de gördüler. Büyümeye başladılar. Dün suladık bir güzel bunları. Burada da yine sarımsaklarım var arkadaşlar. Ve marullarımız büyümeye devam ediyorlar. Biliyorsunuz çok soğuklar oldu arkadaşlar. O soğuklarda üzerlerini örttüm soğuk vurmasın diye. Bunlar olacak. Allah izin verirse olacaklar. Bir de diğer tarafa bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi brokolimize bakıyoruz. Kışa girerken bunları dikmiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Sanırım bu çiçeklenecek. Zaten bazıları çiçeklenmiş. Çok güzel çiçek açmışlar bana. Sebze vermek yerine çiçek açmayı tercih etmişler. Sanırım bunlar da çiçek açacak. Bu yenir mi? Hiç bilemiyorum. Şu şekilde göbeklenmişler ama sanırım ben geç çektim arkadaşlar. O yüzden çiçeğe durdu bunlar, bakın. Bunların hepsi çiçek açacak. Artık çiçek açsınlar, tohumlarını alayım bari. Seneye inşallah diyelim. Ne diyelim? Acemi çiftçi böyle olur işte. Neyi ne zaman ekeceğimi bilmiyorum. Neyse, en azından yani kökü falan bayağı güzel gelişmiş olabileceğini gördük. Tabii yenmez bunlar arkadaşlar. Çiçek açmış çünkü. Zehirler insanı. Evet, burada ne var? Burada da karalahanalarım var. Bunlar sanırım kapanıyor, göbek yapacak. Bunlara biraz daha müsaade edelim. Büyüsünler. Burada da kırmızı pancarımız var arkadaşlar. Böyle çok bayağı bir göbeklenmiş ama altından ne çıkar bilemiyorum. Bir şansımızı deneyelim. Bir tanesini. Ah, bu kadar büyümüş. Bu da bir şeydir. Bir de şunu deneyelim. Evet, iki tane. Evet. Bunları sökeyim. Neden sökeyim? Çünkü artık yeni ekimler yapılacak arkadaşlar. Bayağı da bir kök atmış görüyorsunuz. Pırasalarım da böyle. Yeni cana gelmiş. Biliyorsunuz çok soğuklar oldu arkadaşlar. Bunlar gereği gibi büyümediler. Bakalım havalar güzelleşince daha da büyürler mi? Umarım büyürler. Evet, bir de kereviz. Kerevizimize bakalım bir de. Çok güzel yeşillenmiş. Bunların yaprağını da ben seviyorum. Böyle salataya doğruyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Hadi bismillah. Çok küçük gördüğünüz gibi. Yeşilliğini artık yeşilliğiyle tüketeceğiz bunu. Sökmeye gerek var mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Oh ya.
halka kapmış. Evet arkadaşlar. Güzel kök atmış ama çok büyük bir kafa yapmamış. Bunlar benim ilk tecrübelerim olduğu için arkadaşlar, işte kış sebzesi, yaz sebzesi öğreniyoruz yavaş yavaş. Onların çiçeklerini alacağız. Kerevizler böyle. Bakın görüyorsunuz yeşilliğini falan, çok güzel. Ama maydanoz niyetine yiyeceğim bunu ben. Gerçekten maydanoz niyetine. O kadar büyümüş, serpilmiş ama kök yok. Evet canlarım. Artık yeşilliğini tüketiriz, ne yapalım. Ama görüyorsunuz marullarım çok güzel. Soğanlarım da öyle. Sarımsaklarımız. İki tane ekmiştim hatta marulları. Biri tutmazsa biri tutar diye. Bayağı bir kökten büyük büyük patlamışlar arkadaşlar. Şunların yeşilliği bile insanı mutlu ediyor şöyle görmek. Tabii kafalar olsa daha güzel olurdu ama sağlık olsun, artık ne yapalım. Fazlalarını sökerim arkadaşlar. Yenilerini fidelerim artık. Bunlar da çok büyümedi arkadaşlar, görüyorsunuz. Böyle yeşil. Sağlık olsun arkadaşlar, ne yapalım. Evet, bahçemi de şu şekilde sürdürdüm arkadaşlar. Bir güzel. Tavuklarım bugün bayram ediyor. Sürülen toprağın içinden solucan topluyorlar. Tabii bu toprağı fakirleştiriyor sanırım ama benim tavuklara da protein kazandırıyor. Bu şekilde sürdürdüm bahçemi arkadaşlar. İnşallah yavaş yavaş böyle tırmıkla belle ekime hazırlayacağım bunları. Böyle. Kırmızı pancarlarımı bir güzel temizledim, yıkadım. Ve bu şekilde rendeledim arkadaşlar. Yapraklarını da böyle yıkadım, güzelce kıydım. İlk kez deneyeceğim arkadaşlar bunun yemeğini. Şimdi Recep'e boyasını veriyor arkadaşlar. Şimdi soğanlarımı biraz kavuracağım. Daha sonra kırmızı pancarımı içerisine katıp ben de ilk kez deneyeceğim arkadaşlar. Tarifini görümcemden aldım. Bakalım nasıl olacak. Soğanla kavrulacak. Üzerine de sarımsaklı yoğurt dökülecekmiş. O şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Yalnız görüyorsunuz ellerimi falan her tarafı böyle kıpkırmızı boyadı. Kavanozu da soyduğum pancarların kabuklarını koydum arkadaşlar. Bunu da niye koydum? Bu burada bekleyecek ve çiçeklerime vitamin olarak kullanacağım ben bunu. Lezzetine de bakacağım. Eğer beğenirsen sürekli yapacağım arkadaşlar bunu. Ama görüntüsü gerçekten muhteşem. Çok güzel bir rengi var. 2 bardak su kattım arkadaşlar. Evet sevgili canlar, servis tabağımı aldım. Şu şekilde görüyorsunuz. Buraya da sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Şimdi üzerine dökeceğim arkadaşlar. Soğudu. Haydi bismillah. Bakalım nasıl bir lezzet çıktı ortaya. Ben de merak ediyorum. Evet.
Evet, sarımsaklı yoğurdumuzu döktük. Birazdan tadına bakacağım arkadaşlar. Bu da kerevizlerimiz. Gördüğünüz gibi hormonlu maydanoz gibi olmuş bunlar. Üzerine hafif bir zeytinyağı ve limon sıktığınız zaman tuzunu da tabii atıyorsunuz. Harika oluyor arkadaşlar gerçekten. Ben kerevizi pazardan aldığımda da arkadaşlar yeşillikleriyle birlikte alıyorum. Yeşil olanı alıyorum. Yani kafalarından çok. Bu da turpumuz, rendeledik. Üzerine nar ekşisi döktük. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle kenardan bir miktar tadına bakacağım. Yalnız rengi görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok harika bir rengi var. Az bir miktar. Çok güzel arkadaşlar, gerçekten nefis olmuş. Biraz ıspanağı da andırıyor lezzeti. Ama her şeyden önemlisi tabii çok sağlıklı olması. Kansızlık, demir eksikliği çeken insanlar için çok faydalı bir yemek. Evet, küçük de olsa böyle topladık bahçemden. Ürünlerimi topladım, bu şekilde değerlendirdim. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizlere de hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Rica ediyorum. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın efendim.